Evet. Günaydın sevgili dostlar. Bugün Ünye'de demiştik ki zaman zaman farklı insanoğlunun yaşam tarihinde önemli rol almış meslekleri de tanıtacağız demiştik. Bu mesleklerden biri olan marangozluk mesleğinde Halit Yiğit ustamızın yanına geldik. Şimdi Halit Yiğit ustamız ne yapıyor, ne ediyor? Bu marangoz çünkü ağacı kütük alıyor, dışarıda gördüğünüz çektiği kütükleri alıyor, resmeder gibi işliyor ve ondan sonra insanların hizmetine sunuyor. Evet Halit Hocam, sen dinleyelim. Adım Halit Yiğit. Sanat okulu mezunuyum. Çelik eşya bölümünden. 10-15 sene çelik eşya işi imalatı yaptım kendi çabalarımla. Ünye'de birçok eserlerim de vardır o konuda dedim. Ondan sonra bu mesleği sevmedim ben. Marangozluk mesleğini çok sevdiğim için bu mesleğe kendi çabalarımla yine bu işi öğrendim. Kimseden bir şey yapmadım. Yani aşağı 35 senede bu işler üzerinde çalıştım ki 63 yaşındayım şu anda. Marangozluk üzerinde ağaçtan anlamadığım hiçbir şey olamaz. Oymacılık, el sanatları, dekorasyon ne arıyorsam ben de evet. Ağacın her türlü şeklini vererekten yapmaya çalışıyorum. Bu memlekette de çok cami işleri çok genellikle yaparım. Minber, kutlu, evet. Kürsü gibi şeyler. Şunları burada eserlerim de vardır. Evet. Ünye'de de birçok yerde çivisiz camiler olsun, Ordu'daki çivisiz cami olsun, Pirazi'deki evet. Tarihi eser camiler olsun. Pirasol ve Ünye'nin bütün... Ünye'nin çivisiz camini, Ünye Atatürk Parkı'nın çivisiz camiyi dedin. Tabii. Ahşabınla ilgili kısmını evet. Da sen yaptın değil mi? Evet. Kutbeyli kapılarını falan. Evet. Ahşabı işliyorsun yani. Ahşabı istediğim gibi işlerim yani. Ben makineyle de işlerim, elimle de işlerim. El sanatları bir skalpile vesaire gibi. Evet. Burada gelirse bu meslek nasıl? Nasıl yapıyordun? Ceyran vardı. Bir makine ya bir şey vardı. Ne vardı yani? Ya bir şimdi plan ya vardı. Eskiden öyle kalınlık planı da onlar frezeler onlar sonradan çıktı yani. O aletler evet. De yeni sonradan çıktı. Evet. Bu mesleği herkes sever fakat bunu herkes özünden çalışıp yapmaz. Yanımızda bir çırak dahi bulamıyoruz bu şey, konuda. Ana problem bu değil mi? Alttan usta marangozla usta gelmiyor. İlla. Siz ölseniz ne olacak? Ya gelse bile adam kapıdan girerken para diyor yani. Bu meslek çok uzun uğraşılar sonucu akşama kadar tozların içerisinde atalarımızın mesleğini yaşatmak için biz burada uğraşıyoruz. Kimse de gelip buna eğilemiyor. Ne devlet buna sahip çıkıyor ne millet sahip çıkıyor. Yani kendi kendimize yalnız bir şekilde çalışıyoruz biz burada. Peki ne olacak sonra? Marangozlukta zamanla gidecek o zaman. Yani getireceğim. Ya da ben marangozum. Çok iyi bir ustayım. Ben burada çalışacağım dese bile adam burada bu mesleği yani iyilikle yapmıyor. Yapmayı da beceremiyor yani. O da var. Evet bakın mahsusundayız bu konuda. Dışarıda kütük vardı gördüğünüz o kütük biçiliyor. Sonra bu hale geliyor. Evet. Sonra mesela bak burada eski bir Halit Usta'nın yaptığı kapı var. Bak görüyor musunuz? Ahşap kapı güzelliğe bakın. Ahşabın güzelliğine bakın. Bu da bak Halit Usta eskilerin yaptığı bir 100 senelik bir masa. Bak bu da benim konaktaydı. Halit Usta şimdi onu ufak bir restorasyon yapacak. İşte Halit Usta'nın yaptığı oymalar çok önemli bir şey söyledi Halit Usta. Alttan usta gelmiyor. Yani bu işi gençlerimiz meslek öğrenmek istemiyor. Ne yapmamız lazım? O konuyla da benim bir fikrim ama büyüklerimiz daha iyi isteyebilir. İnşallah bu gençlerimizi mesleğe yönlendirmemiz lazım. Meslek meselesi, meslek meselesi, memleket meselesi. Değil mi Halit Usta? Ya evet. Bizi aydınlatacak, veriye doğru taşıyacak mesleğimizdir, sanatımızdır. Bu evet. Sanatımızdır bir mesele. Nereye evet. Gidersen ki her konuda sanattır yani. Evet. Hayvancılıkta sanattır, tarımda sanattır, sanatı yani bunu inciliklerine inmediğin zaman evet. Bunu da yapamazsın. Evet. Doğal olarak da kendi memleketimizde yetişen ağaçları mesela kullanıyoruz. Yani hem memleket ekonomisine faydalı olsun diye hem de bu buranın kerestesini kullandığımız zaman buranın iklimine alışmış oluyor. Onlar bir başka yere gidip de
yapıldığı evet. zaman oralarda uyum sağlamıyor mesela. Evet. O da var yani. Önemli olan buranın malını buralarda değerlendirmek, halkına sevdirmek ve bu işi yapmak için son telemler çıktı, mertlik bozuldu. Mertlik bozuldu yani. Plastik, evde de ahşap pencereler kalmadı. Hepten indirdiler. Evet. Hatta ahşap pencereyi söktüler, pencerelerini plastik altında. Efendim dışarıdan soğuk geliyormuş, balkonları da kapatmaya çalıştılar şimdi plastikten. Hava alamıyorlar. Hava alamıyorlar. Bir insan bundan sonra niye kanser oluyoruz onu da bilmiyorum. İlla ki yani bunlar hep sebepleri var. Bu ağacın kokusunu herkes alması lazım. Tozunu alması lazım. Ben 35-40 senedir bu işle sadece ahşap işine uğraşıyorum. Ya ben tozun içindeyim akşam orada. Tozdan bana bir zararı yok. Belki de faydası var. Aspirin dahi almadım bu zamana kadar. Maşallah. Anladın mı yani? Maşallah. Benim sağlık kaynağım var da adam bana diyor ki sen sağlık kaynağını hiç kullanmadın diyor. Ama zevkten yapıyorsun. Yani anlatırken bile Halit Yiğit Sanayi Sitesi'nde hemen caminin hizasında yeri. Evet. Ahşapla ilgili bir şeyiniz olduğunda evet. sorunuzu çözmek istediğinizde yaptırmak istediğiniz bir kapı problem ahşap mi? Olursa Halit Usta'nın yanına gelin. Halit Usta size yardımcı olur. Evet, sizlerle bir 5 dakika zaman geçirdik. Bizler mutluyuz sizlerle vakit geçirdiğimiz için. Yarın başka bir programda 2 dakikayla 15 dakikalık canlı yayınımızda buluşmak üzere. Hepinize hoşça kalın diyorum, sevgiyle kalın.